Ya tabii şimdi ülke olarak gerçekten karada, dünyada belki bu kadar şiddetli, büyüklükte bir depremi ilk defa yaşadığımız bir süreci yaşıyoruz millet olarak. Ve anlamda acımız çok büyük gerçekten. Vefat sayımız her geçen gün artıyor maalesef. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Pazartesi günü Bursa'dan hareket ederek İskenderun'a gittik. Orada tabii yol şartları biraz sıkıntılıydı doğrusu ilk gün. Özellikle Niğde otobanında kar ve tipiden dolayı intikal epey geç oldu. Ve o süreçte yolda biz çok sayıda yardım tırları, mutfak gereçleri, iş makinalarını da gördük. Ama bu şartlardan dolayı bölgeye, deprem bölgelerine bunların intikallerinde biraz zaman kaybı yaşandı açıkçası. Gece 3.30 gibi biz İskenderun'daydık. Dün gece saat işte 1'e kadar da orada devam ettik. Kriz merkezinde, sahada. Tabii o ilk şokun ardından hızlı bir şekilde biz kriz masasında oradaki milletvekillerimizle, valilerimizle birlikte özellikle tabii iş makinası noktasında vinç, kepçe temininde öncelikli olarak ve uzman arama kurtarma ekibi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bölgeye hızlı bir şekilde intikali noktasında ciddi gayret sarf edildi. Ve dün itibariyle hemen hemen her yıkımın başında bir vinç, bir kepçe ve kurtarma ekibi görev yapıyordu İskenderun'da. İskenderun'da yaklaşık 300'e yakın bina yıkıldı maalesef. Ve vefat sayımız da herhalde 1000'i geçti bildiğim kadarıyla. Bu anlamda ben tekrar bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Öbür taraftan hayatını kaybedenlerin yanında bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, orada enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çabası devam ederken kurtulan vatandaşlarımızın hayatını idame ettirilmesi noktasında da hızlı bir faaliyet yürütmeye gayret ediyoruz. O anlamda hem çadır temini, hem gıda temini, kıyafet, işte bebek maması, çocuk bezi gibi bu tarz hayati malzemelerin temininde de sağ olsun Kadir Şinas milletimiz bu konuda çok gayretli ve Bursa'da bu konuda gerçekten çok büyük bir destek sağlıyor. Ben bu vesileyle bütün hemşehrilerimize, bütün yurttaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii sahada herkes vardı. Yani asker oradaydı, polis oradaydı, vatandaş oradaydı ve bütün kurumlar elinden gelen bütün çabayı ortaya koydular. Burada sahada olan birisi olarak bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ve böyle süreçlerde bizim birliğimizi, beraberliğimizi çok daha sıkı bir şekilde muhafaza etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve birbirimizi yaralayacak, moral bozacak ifadelerden hem bir siyasetçi hem bir yurttaş olarak kaçınmamız gerektiği kanaatindeyim. Tabii İskenderun'da özellikle Türkiye kamuoyunun yakından ilgilendiği bir liman yangını söz konusuydu. Ve dün de özellikle uçaklarımız, itfaiye ekiplerim, yangın söndürme helikopterleri orada yangına müdahale ettiler. Tabii amonyum nitratın yandığı o anlamda bir yangın, büyükçe de bir yangın. Konteynerlara da tabii sirayet eden bir yangındı. Ve Allah'a şükür o müdahaleden sonra da yangın kontrol altına alındı. Bugün de tahmin ediyorum artık sönme aşamasına geldi. Dolayısıyla İskenderun'la alakalı böyle bir Türkiye kamuoyunu da ilgilendiren bir mesele vardı. Dolayısıyla burada bizim sorumlu siyasetçiler olarak her konuştuğumuzu mutlaka çok iyi tartarak, hesap ederek hareket etmemizde fayda var kanaatindeyim. Kem sözlerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette eksiklikler olabilir. Yani böyle 10 ili kapsayan ve yaklaşık 16 milyon vatandaşı ilgilendiren bir afetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu çerçevede sahada çalışanların moralini bozacak, vatandaşlarımızı demoralize edecek eylemlerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum.
Bu çerçevede sosyal medya maalesef dezenformasyon noktasında çok kötü bir mecra. Doğru bilgileri almak, paylaşmak oldukça önemli. Bizler de vatandaşların sahada bize ulaştıkları ihtiyaçlarıyla alakalı yakından ilgileniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün sahadaydı. İskenderun'a da uğradı. Ve orada sahada bizzat o çalışmaları yerinde görme imkanı da oldu. Ve inşallah burada arzumuz yaralarımızı hep birlikte bütün ülke olarak, millet olarak sarmak. Şu anda bizim yani başka bir meseleyi konuşma lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Bu süreci atlattıktan sonra varsa eksiğimiz, gediğimiz elbette masaya yatırır, konuşuruz. Ama zaman o zaman değil. Zaman bizim çok hızlı hareket ederek, gelen yardımları hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırarak, çadırlarımızı kurup oradaki insani ihtiyaçları giderip, enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşıp, onları da inşallah çıkartıp bir an önce hayatı orada hızlı bir şekilde bu ağır şartlardan sonra biraz kısmen de olsa normalleştirebilmek. Ve o anlamda da bu süreçte emek harcayan ben herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yani sahada arama kurtarma ekiplerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız ve yardımlarıyla oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında seferber olan bütün yurttaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu badireyi de biz atlatacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz. Bu birlik beraberlikle bizim aşamayacağımız bir mesele yok. Ama dediğimiz gibi dünyada karada yaşanan böyle bir felaket yok. İlk defa yaşanan bir hadiseyi maalesef biz ülke olarak şu anda yaşıyoruz. Rabbim bir daha tekrarlatmasın temennisinde bulunuyorum. Sayın Özden, İskenderun özelinde sağlık hizmetlerinin nasıl verildiğini ve koordine edildiğini özellikle sormak isterim. Çünkü maalesef biliyoruz ki yani bölgedeki deprem şehirlerinin pek çoğunda belki aynı problem var ama İskenderun'da hastanenin tamamıyla yıkıldığını maalesef biliyoruz. Bir de tabii Rum savaşı İskenderun'da sonrası var. hastane İskenderun tamamı yıkılmadı. oradayken Sahra Hastanesi kurulması gibi bir durum söz konusu olabildi mi? O anlamdaki son durum nedir? Bir kere o bilgiyi düzeltmekte fayda var. İskenderun'da hastanenin tamamı yıkılmadı. Yani kısmi bir kullanılmayacak alan vardı ama acil bölümü hizmet ediyor. Hastanenin büyük bir kesiminde yine faaliyet gösteriliyor. Acil müdahaleler yapılıyor. Onu ifade edeyim. O bilgiyi de düzeltmiş olayım bu vesileyle. Öbür taraftan ilk akşam Mersin Limanı'na demirlenmiş askeri bir gemimiz vardı. Ve orada yaralanan vatandaşlarımızı İskenderun Limanı'na yanaşan askeri gemimizde yaralılarımızı o gemiye sevk edip o gemi vesilesiyle Mersin'e sevk ettik yaralılarımızı. O açıdan önemli bir operasyondu. Dolayısıyla şu anda gelen yaralıları biz İskenderun Hastanesi'nde, Devlet Hastanesi'nde gerekli sağlık hizmetleri veriliyor. Şu anda Sahra Hastanesi noktasında bir ihtiyaç olduğunu bilmiyorum doğrusu. O anlamda bir ihtiyaç ortaya çıkmadı hastane faaliyetine devam ettiği için. Biz hızlı bir şekilde çadırları şu anda kurmaya başlandı. Dünden itibaren vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde çadırlara yerleşmesiyle alakalı epey bir faaliyet var. Konteynerlarımız geliyor. Bursa'dan da Gemlik'ten de o anlamda gelen konteynerlar vardı. Yurtta şehirlerimizin başka bölgelerinden gelen çadırlar var. Şimdi onları hızlı bir şekilde de kurmaya başladı ekiplerimiz. Dolayısıyla sahada en azından sağlık hizmetleriyle alakalı böyle bir süreç var. İlaç tedariğinde de şu anda çok ciddi manada bir sıkıntı yaşanmadı ama vatandaşlarımızın Eczacılar Odası vesilesiyle de yürüttüğü kampanyalar var. Bursa'da da o anlamda bir çalışma yürütüldüğünü biliyorum. Dolayısıyla kullanmadıkları tarihi geçmemiş ilaçları bu kampanya Bursa Eczacılar Odamızın düzenlediği bu kampanya destek olmalarını beklediğimi de bu vesileyle ifade etmek istiyorum.
Peki, Sayın Özen, son olarak şunu sormak istedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine deprem nedeniyle 2 günlük bir ara vermişti. Bugün toplandı ve OHAL kararı görüşüldü, oylandı, onaylandı. Meclis çalışmalarına devam edecek mi, yoksa deprem nedeniyle yine bir ara olacak mı? Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi hem olan sual kararı ile alakalı bir toplantımız gerçekleşti. O az önce genel kuruldan geçti. Öbür taraftan tabii kaybettiğimiz bir milletvekili arkadaşımız var. Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş abimizi de maalesef bu depremde biz kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinde de keza aynı şekilde. Dolayısıyla meclis tahmin ediyorum önümüzdeki hafta çalışmaya devam edecek. Biz de bu geceden itibaren tekrar deprem bölgesindeki koordinasyon görevimize döneceğiz. Buradan İskenderun'a tekrar hareket etmiş olacağız. O çerçevede tahmin ediyorum önümüzdeki hafta Salı günü meclis kendi gündemiyle yine bu anlamda faaliyetine devam etmiş olacak. Tekrar ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün ülkeye başsağlığı diliyorum. Tabii özellikle yurt dışından da bu depremle alakalı gönderilen yardımlar var. O anlamda bu önemli bir insani anlamda önemli bir davranış. Ben bütün o yardımı ülkemize gönderen yurt dışındaki dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yani şunu da tabii özellikle tekrar ifade etmek istiyorum. Yani siyasetçiler olarak çok kullanılan hoş olmayan bir dil var şu anda muhalefet açısından. Onların dilinden çok cevap vermek şu anki süreç açısından çok doğru gelmiyor bize. İşte Hatay Havaalanı'nın yapılması, işte İskenderun Limanı söndürülmesiyle ilgili buradan ya yani bu felaketler acılar üzerinden bir siyasi rant elde etme çok gerçekten insanlık dışı bir şey. Bu anlamda içimizi acıttığını da söylemek istiyorum doğrusu. Peki. Biz şu anda neler yapabilirsek, hangi yarayı kapatabilirsek onun mücadelesi içerisinde olmamız lazım. Ben tekrar bütün ülkeye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Refik Özen'den özellikle İskenderun'a ilişkin izlenimlerini, gözlemlerini aldık.